Şimdi Antalya'ya çevireceğiz kameralarımızı. Karşımızda spor muhabiri Göktuğan Argın var. Göktuğan, Fenerbahçe idmanını takip ediyor. Canlı olarak görüntüleri ekrana getireceğiz. Göktuğan'ın yanında bir de konuğu var. Volkan Demir bizleri bekliyor. Sözü hemen Göktuğan Argın'a, sonrasında da kıymetli konuğu Volkan Demir'e bırakıyoruz. Fenerbahçe Antalya Bele'ye gelişinin 3. gününde. Aslında Fenerbahçe antrenmanında burada. Sahada aslında ilk gün yağmur dolayısıyla iptal olmuştu. Sonrasında sahaya çıkabilmişti. Dün de yine ilk basına açık bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine güneşli bir hava, güzel bir gün. Bugün de iyi, Volkan Demir'le ilk yayınını yapıyorsun. O yüzden. Evet Volkan. Takımda eksikler vardı. Eksikler yavaş yavaş tamamlandı. Bir tek kaptan eksik. Kaptan da hastaydı. O da uçağı iptal olmuş. Geliyor. Evet, dün Sabiha Gökçen havalimanındaki o pistten çıkan uçak nedeniyle iptal olan uçaklar arasında kaptanın uçağı da vardı. Evet, o da öğleden sonra Antalya'ya geliyor. Bir rahatsızlığı vardı. Böylece Fenerbahçe, yani sakatlar dışında işte Sadık'tır, Hasan Ali'dir, Zayt'tır, onların dışında, sakatlar dışında tam kadro bir şekilde çalışmalarına başlıyor olacak. Zaten burada Emre'nin dışında da yoğun bir çalışma temposu devam ediyor. Dün akşam, dün antrenmanı takip etme fırsatını ilk kez bulduk. Bugün itibariyle temponun artacağını da söyleyelim. Fenerbahçe'de artmış. Dün arttı. Biz çıktıktan sonra Ersun Yanal pestilimizi çıkardı demişler. Tabii. Ondan sonra bugün de aynı şekilde devam edecek. Şimdi fazla yüklenme yapmaz teknik adamlar devre aralarında ama bazı antrenmanlarda bunları seçerler. Bazı antrenmanlarda da yüklenmeleri yaparlar. Sonuçta bu futbolcular 4-5 günlük bir izinden geldi. Yeniden vücudun kuvvetlenmesi, güçlenmesi için dayanıklılık çalışmalarına, işte salon çalışmalarına vesaire ağırlık veriyorlar. İşin tabii bunlar teknik kısmı. Çok fazla izleyiciyi, taraftarı ilgilendiğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin iyi bir teknik heyeti, Ersun Hoca'nın dışında da iyi bir teknik heyeti, bu antrenman bilimi üzerine ihtisas yapmış iyi bir teknik heyeti var. Ve bu teknik heyet önderliğinde de Antalya kampımız devam ediyor. İdari menajerimiz Volkan Ballı da burada. Yakınlarımızdaydı. Çok yakın ilgileniyor bizde. Yakınlarımızdaydı, şimdi ayrılmış. Onun da sevmiyor kameraları. Onun da basınla olan yakın ilgisinden dolayı teşekkür edelim kendisine. Yok, de. Şimdi yanlış anlamadım. Bizi seviyor da kamera önünü sevmiyor diyelim. Yanlış anlamadım. Yok tabii. Kamera yani, önünü sevmiyor. Volkan abi Fenerbahçe'de olması gereken isimlerden bir tanesi. Her zaman işte bugün Antalya kampı, yarın Samandıra. Her zaman takımın yanında, etrafında olması gereken hem Fenerbahçe'nin değerlerini bilen hem de futbolcunun dilinden anlayan önemli bir isim. Bak yavaş yavaş Samandıra'da. Bir saniye, burada şimdi izlediğimiz şey şu anda 11'ini sanki bir taktik antrenman gibi yaptı. Şu an ne çalışıyorlar biliyor musun? Şu an ben sana çalıştıklarını söyleyeyim. Bak turuncu, üzeri turuncu olan futbolcuların çalıştığı şeyi anlatıyorum sana. Alan parselizasyonu, evet. Alan paylaşımı. Şimdi bak hepsi aynı anda sola, aynı anda sağa. Evet. Görüyor musun? Normalde bunu göstermiyorlar. Evet. Bize ısınmadı. Hadi bakalım. Evet. Yani Ersun Hoca dün de yaptırdı bu çalışmayı. Evet. Bu alan paylaşım çalışması. Takımı birlikte hareket etme gücünün arttıran bir çalışma. Senkronizasyon. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bu alanları dar tutma. Futbol artık çok önemli bir hale geldi. Birbirine yakın oynama. Bak şimdi Jailson stoperde şu anda. Evet. 11 deniyor diyorsun ya, mecburen yine Jailson'u stoper oynatıyor. Hoca antrenmanda bile. Serdar'la birlikte. Sol bek çok önemli. Deniz. Sol bekte Deniz Türüç var. Artık sol bekte Kolarova'da geleceğiz. Burada gitti. Bu çalışmada tabii şöyle bir şey var bu çalışmada. Bir mesaj da var. Yani transfer mesajı da var. Sol bekimde Deniz, stoperimde Jailson var diyor hoca. Ona göre diyor. Ona göre diyor. Evet, Falet iddiaları var şu anda. Falet'te evet. Aynı 3 tane stoper var. Ben sana söyleyeyim. Transferi hemen özetleyeyim sana. Juan Jesus, Simon Falet ve Torunariga. Biraz ismi zor. Evet, Jordan Torunariga. Bu 3 oyuncu da kiralanmak isteniyor. Üçünün ortak özelliğine sol ayaklı stoper. Demek ama ki hoca sol ayaklı stoper istiyor. Zaten o aşikar. Sol taraf evet. Çok sakat. Hem de sol bek oynayabiliyor üçü de. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk önceliği şu anda, ama sol bek çalışması da var ayrıca. Ricardo Rodriguez var biliyorsun. Onun dışında Coutris var. Racing Coli var. Yani alternatif bir sol bek listesi de var. Ama Fenerbahçe yoğun bir çalışma içerisinde. Öncelikle bu para pul işlerini halletmesi lazım Fenerbahçe'nin. Onu söyleyelim. Ondan sonra başlayacak. Öyle herkes hemen alınmıyor. Bugünden yarın olacak bir transfer yok Fenerbahçe'de arkadaşlar. Bizi izleyenlerimize söyleyelim. Fenerbahçe taraftarlarına iletelim.
ama 2 hatta belki 3 transfer yapılacak yani. Öyle gözüküyor. Forvet, kanat forvet hattına da Center for, kanat forvet oynayabilen bir oyuncu için de çalışma var. Bir isim söyleyeceğim, güleceğiz var. Choupo-Moting. Aman sen o ismi söyleme. Ya, onu video... ben düzelttim ya. Düzelttik de ama ilk bölüm çıktı. Ya videoyu izledim. Bilmeden izledim. Bir anda ağzından Mupo-Choting çıktı. Ben bile güldüm yani. Yalan yok. Ben bile güldüm kendime. Evet, ilk cümle sonra düzeltiyoruz ama sosyal medya çok hızlı. Oluyor. Yani bunlar canlı yayın kazaları her yerde olabilir. Olur mu sence? Moting. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ve menajerlik şirketine dikkat et. Gustavo'nun aynısı. Gustavo'nun menajeriymiş. Falet'in de aynısı. Evet. Yani, o menajer bize herhalde. İşte menajerlik şirketi aynı. Çalışmalar o yönde sürüyor. Jesus'un menajerlik şirketi farklı mesela. Antrenman kapandı bu arada. Evet, kapandı biz hala. Evet, o yüzden çok yayını sonlandırmamız gerekiyor. Evet, geç bağlandık biraz. Teknik sorunlar nedeniyle geç bağlandık ama olsun, izleyicilerimize... Seninle kısa bir kamp değerlendirmesi, bir transfer yorumu yaptık. Evet. Şimdi Ersun... Bu arada Yanal... bak yukarıda şeyle takip ediliyor, evet, antrenman. Barış. Drone'la takip ediliyor bak. Taktik antrenmana geçecekmiş Ersun Hoca. O yüzden... Tamam. Bize müsaade diyelim. Tamam. Evet. Fenerbahçe'de Belek kampı, kamp yaptıkları otelin sahasında bu... Basın açık ikinci gündü. Saat 13.45'te Fenerbahçe futbolcularından Tolga Ciğerci basın toplantısı düzenleyecek. Onu da şimdiden buradan belirtelim. Söz stüdyoya bırakalım. Mert Hakan Yandaş'la birlikte adı büyük kulüplerle anılan Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Emre Kılınç şu anda transferi düşünmediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu 2017 yılında Galatasaray'ın kapısından döndüğünü de belirtti. Şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Biz kendi aramızda, ki konuya gelirsek, biz kendi aramızda acaba olur mu falan diye tabii ki konuşuyoruz ama önemli olan maç gitmek. Bizim şu an önümüzde ilk maçımızda Malatya maçı, yani lig maçından da önce Malatya maçı var. Şu an sadece ona odaklandık. Ondan sonra Beşiktaş maçımız var. Tekrar bir Malatya, ondan sonra Rize ile oynayacağız. Çok sıkışık bir programımız var. Ya bu sıkışık program bizi çok iyi yerlere de getirebilir. Kötü giderse Allah korusun, bu kadar kazandığımız, üzerimize koya koya geldik buralara. Her şey bir anda yerle bir olabilir. O yüzden mental olarak da fiziksel olarak da en iyi durumda olmaya çalışıyoruz. Bizim için transfer tamamen hani çok uzak bir olasılık. Çünkü bizim ayrılmak gibi bir hedefimiz yok. Yönetim olur da gelir bize karşı derse ki hani biz kardeşim kulüple anlaştık, sizi sattık, görüşmelere başlarsın diyene kadar bizim hiçbir kulüple ne bir görüşmemiz, kendi adıma konuşuyorum. Aynı zamanda Mert Hakan adına da konuşuyorum. Çünkü çok yakın arkadaşım. Hani bunda da bir sakınca görmüyorum onun adına konuşmak için de. İkimiz için de aynısı geçerli. Hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Sadece Sivasspor'a odaklandık. Kulübümüz bize olur da geldik, sizi satıyoruz derse anca ondan sonra bizim görüşme hakkımız var zaten. O zamana kadar her şeyimizde, kafa olarak da, fiziksel olarak da her şekilde Sivasspor'a kendimizi adamış bulunmaktayız. Benim Avrupa'da oynamak gibi inanılmaz bir hayalim var. Ama bunlar için de dediğim gibi çok erken. Ne olacağını şu an hiç bilmiyorum. Çünkü ne kafamda bir plan var buradan sonrasıyla alakalı. Şu an sadece buraya odaklanmış durumdayız. Dışarıdan bize gelen de, menajerim tarafından bana gelen de hiçbir şey yok. Tam gerçekten içeriğini ben de bilmiyorum çünkü ben kulüp anlaştı, ben kulüple feshetmeye gittim. Galatasaray yöneticilerle, Boluspor kulübüyle anlaştıktan sonra onlar kulüpten beni aradılar. Dönüşte ben Bolu'dan Sapanca, Adapazarlıyım. Dönüşte Sapanca'da oturup görüşebilirsin dediler. Orada Cenk abi vardı. Şimdi kulüpten ayrıldı galiba. Onunla görüşmüştük. Her şey bitti demişlerdi. Ben de çok memnun olmuştum tabii ki de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Ondan sonra başkan bir anda geldi, Gençler Birliği anlaştım dedi. dedim ben nereye gideceğim anlamadım. Hani Galatasaray diyorduk, Gençler Birliği oldu. Dedi ki anlaşamadım. Niye? Anlaşamadım dedi. Herhalde onların istediği kiralık olarak iki tane de oyuncu vereceklerdi. Oyuncuları Galatasaray bırakmak istemedi yanlış hatırlamıyorsam. Üzerine para da istemiş olabilirler. Galatasaray'ın teklif ettiği oyuncuları bizim kulüp beğenmemiş. Dönüşlü yolda gelirken de Gençler Birliği anlaşmış. Ne kadar çabuk anlaşmış, nasıl oldu bilmiyorum hiç ama. Ondan sonra Gençler Birliği de olmamış tabii. Bu belki de kırılma anı olabilir. Ben farkında olmayabilirim. Gitseydim o an Galatasaray'a belki hazır olmayabilirdim. Çünkü o sene daha yeni yeni oynamaya başlamıştım profesyonel olarak. Hakkımızda hayırlısı bugünlere gelmek varmış. Oradan Sivas'a geldim. Yaptığım hiçbir seçimden pişman değilim.
Canlı bağlantıyla devam edeceğiz spor ajansına. Kameralarımızı Hollanda'ya çevirelim. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri ikinci maçında bugün Hırvatistan'la karşılaşacak. Şimdi